Kanser konusunun sonuna geldik. Bu videoda kanser ilaçlarından bahsedeceğim veya kanserde uygulanan tedavilerden bahsedeceğim. Öncelikle belirtmek isterim ki bu kanal sağlık tavsiyesi vermiyor. Buraya bakarak, bu videoya bakarak herhangi bir kendinize sağlık konusunda bir yönlendirme yapmayın. Mutlaka doktorunuza danışın. Bu video tamamen teorik amaçlarla çekildi. MBG öğrencileri için. Şimdi antikanser ilaçları kanser hücrelerinde hücre döngüsü kontrolünün olmamasından faydalanıyor. Yani kanser hücresi için bir proliferation avantajı sağlayan DNA tamir mekanizmalarının yoksunluğu aslında onun için bir dezavantaja da dönüşüyor. Çünkü radyasyon gibi veya sitotoksik ilaçla DNA hasarı alırsa hücreler, normal hücreler kendini tamir edebiliyor. Ancak kanser hücresi kendini tamir edemediği için büyük bir genomik kararsızlığa doğru gidiyor. Ve bu da ölümüne sebep olabiliyor. Radyoterapi ve sitotoksik ilaçlar seçici tedaviler değil. Bunlar sağlıklı hücre ve kanser hücresini ayırt etmiyor. Bütün hücreler aynı etkiyi, zararı alıyor. Ama sonra sağlıklı hücreler kendini toparlayabiliyor. Kanser hücreleri toparlamadığı için bölünmeleri sona ermiş oluyor. Şimdi mekanizma üzerinden gidersek PARP inhibitörleriyle başlıyorum. Böyle bir ilaç grubu var. PARP inhibitörü. Bu kime uygulanıyor? BRCA bir ve BRCA2 mutasyonu olan kanser hücrelerinde etkili. Neden? Çünkü BRCA1 ve BRCA2 DNA tamir mekanizmasında etkili. PARP da DNA tamir mekanizmasında etkili. Normal bir hücrede iki mekanizma birbirini kompanse ediyor. Ancak kanser hücresinde BRCA1 ve BRCA2 olmadığı için kompanse edemiyor. Dolayısıyla PARP yola inhibe edildiğinde kanser hücresi ölürken sağlıklı hücreler hayatta kalabiliyor. Şimdi bu ikisi de tümör baskılayıcı genlerdi. Hatırlarsak. Ve bu RAD51 diye bir proteinle birleşip DNA hasar tamirinde rol alıyor. PARP ise şu ise poli ADP riboz polimerase diye bir şey. Bu da bir BRCA1 veya 2 olmadığı zaman kompanse ediyor. Şimdi bakalım böyle bir DNA replikasyonu oluyormuş. Ve burada mutasyon gelmiş, radyasyon olabilir veya başka bir şey olabilir. Ve burada double strand break oluşmuş. Pardon, single strand break oluşturmuşuz. Tek bir tane zincirde hasar olmuş. Burayı hem BRCA yola tamir edebiliyor hem de PARP tamir edebiliyor. Kanser hücrelerinde BRCA1 olmadığı için ve PARP inhibitöründe verdiğin zaman iki yolak birden inhibe edilmiş oluyor. Ancak normal hücrelerde PARP inhibe ediyorsun ama bu yolak hala çalıştığı için DNA'sını tamir edebiliyor. Kanser hücresi neden dursun burada? Yani çünkü kendisi mutasyonları ancak kendi yaşam avantajını arttırıyorsa kanser hücresi çoğalmaya devam eder. Ancak çok büyük bir genomik kararsızlığa sebep oluyorsa bölünmesi duracaktır. Bu da bu şekilde. Bu da bu şekilde çalışıyor mekanizması. Farede yapılan deneylerinde ise PARP1 hiç olmayan fare üretildiğinde hayatta kalıyor.
Çünkü BRCA yola kompanse edebiliyor. Dolayısıyla sağlıklı hücrelere zararı yok diye düşünülüyor PARP inhibitörlerinin. Bu birincisi. İkincisi, ikinci vereceğim örnek. Yani burada birkaç tane örnek vereceğim sadece. Kitapta verilen örnekleri. Çok çok fazla kanser ilacı var ve çok çok daha fazlası da araştırma aşamasında. Her biri farklı bir mutasyona için olabiliyor veya sitotoksik ilaçlar olabiliyor. Bütün vücuda aynı anda etki eden gibi. Sitotoksik ilaçlar ve radyasyon genellikle DNA hasarına sebep olup oradan hücre döngüsünün durmasını hedefliyor genellikle. Şimdi küçük molekülden oluşan bir ilaç var. Onkogene bağımlı tümörler var. Yani onkogenin getirdiği hiperaktiviteye ihtiyacı olan, onunla çoğalan şeyler var. Tümörler var. Bunlardan bir tanesi CML. Kronik myelogenous leukemia. Yani bir lösemi çeşidi. Buna sebep olan şey bir kimera protein. ABL-BCR kimera proteinini görmüştük. Bu kromozomda translokasyon oluyor. İki parça kromozom parçası kopup birbiriyle yer değiştirince tuhaf bir protein ortaya çıkıyordu. Kimerik bir protein. Normalde normal hücrelerde olmayan bir protein bu. BCR'ın N-terminal'ı geliyor. Ve ABL'in de C-terminal'ı geliyor. Proteine ve böyle kimerik bir protein oluşuyor. Bu normal hücrelerde olmadığı için aslında çok büyük bir şans. Çünkü doğrudan buna bir şey üretildiği zaman normal hücreleri etkilememiş oluyor. Şimdi burada nasıl bir protein oluştu? Şöyle protein gibi çizersek, işte şurada BCR var, burada ABL var. Şimdi bu ABL normalde bir adet tirozin kinaz ve kimerik protein olduğu zaman hiperaktif hale geliyor. Şeyden hatırlarsınız belki, işte RAS proteini mesela hemen aktive olduktan sonra hemen deaktive olması gerekiyordu ki hücre kontrolsüz çoğalmasın diye. Bir negatif feedback loop'u var. Hücrenin kendisi içinde dengelediği bir sistemi var. Ve çok etken proteinler, özellikle hücre bölünmesine etken proteinlerin yaşam ömrü çok kısa oluyor hücrede. Hemen deaktive ediliyor. Burada ise bu kimerik protein deaktive edilemiyor. Çünkü burada deaktive edileceği domain buradaydı. Onun yerine başka bir şey geldi. Onun için bu inaktive edilemediği için sürekli aktif kalıyor. Sürekli aktif kalınca da beyaz kan hücreleri kontrolsüz çoğalmaya başlıyor ki lösemi oluşuyor. Şimdi bunu şöyle anlatmışlar. Bu bizim ABL proteinimiz, kinaz kendisi. Ve bu kinaza burada bir ATP domain var. Ve bununla hedef proteini fosforluyor. Bu da hedef protein. Ne oluyor? Bu protein fosforlanınca bu da hücredeki diğer yolakları aktive ediyor ve hücre bölünmesi başlamış, hücre bölünmesi devam ediyor sürekli olarak. Şimdi bunun inaktif olabilmesi için buranın ATP olması lazım. Bu sürekli kendini aktive ediyor. Nasıl bir şey geliştirilmiş peki? Gelip doğrudan buraya bağlanan ve böylece bunun aktive olmasını engelleyen bir şey var. Molekül var. Bu küçük bir molekül. Bunun adı Gleevec. Ticari adı bu. Satılan adı. Ama ne denir? Etken madde veya biyolojik adı imatinib. Şu sondaki İB eki genel bir ek. Bu small molekül demek. Yani küçük bir molekül demek.
Bu küçük molekül gidip buna bağlanıyor ABL'e ve ABL inaktif hale geliyor. Dolayısıyla buradaki yolak ilerlemiyor. Bu da bu şekilde çalışıyor. Şimdi bu ilacın aslında çok etken bir ilaç ve hani gördüğünüz gibi çok da güzel bir mekanizmayla çalışıyor. Erken aşamalarda bu işe yarıyor demişler. İleri aşamadaki hastalar için maalesef bu ilaç işe yaramıyormuş. Blast crisis denilen bir süreye aşamaya gelindiğinde, yani genetik instabilite çok ilerlemiş ve artık kontrolsüz bölünen hücre sayısı çok fazla, o zaman işe yaramayabiliyor. Bir ikincisi de direnç geliştirebiliyorlar. Yani bunun Gleevec'in bağlanacağı yerde mutasyon olan hücreler açığa çıkıyor ve bu da dirence sebep oluyor. Şimdi de tabii bu direnci geri çevirecek ilaçlar tasarlanmaya çalışılıyor. Şimdi demiştim ki çok fazla ilaç var ve araştırma aşamasında da çok fazla şey var. Ama bu ilaçların çoğu belli yolaklarda toplanıyor. Çünkü bazı belli başlı yolaklar biliyorsunuz kanserlerde çok etkili. Ben şimdi buraya hızlıca bir reseptör tirozin kinase yolağı çizeyim. Reseptör tirozin kinaseler biliyorsunuz çok çeşitli. Bu sadece yolağın genel bir ismi. Genel olarak nasıl oluyor? Burası membran. Burada iki tane kinaz oluyor. Membrana tutulu. Bunun ligandı dışarıdan geliyor. Bu ligand iki kinazın iki parçasını bir araya getirince bunlar birbirlerini fosforle ediyorlar. Fosforle edince birbirini buradan bir aktivasyon oluyor ve buradaki ikinci bir protein aktive ediliyor ki Ras proteini bu genellikle. Buna bir GTP bağlanıyor. Yani daha doğrusu bu fosforlu olduktan sonra bunun GDP'den GTP'ye geçişi sağlanıyor ki aktive oluyor. Bu aktive olunca da aşağıda bir yolağı aktive ediyor. Raf 1, MEK ve ERK gibi. Bunlar her biri birer protein ve bunların her biri de birer kinaz. Bu taraf Ras tarafından Raf 1 fosforle edildiğinde aktive oluyor Raf 1. Aktive olan Raf 1 MEK'i fosforle ediyor. Aktive olan MEK ERK'i fosforle ediyor gibi. Ve buradan da hücre bölünmesini etki edecek bir sinyal anlam çıkmış oluyor. Şimdi bu çok fazla şey olan kanserlerde çok fazla rol alan bir yolak olduğu için bu yolak da çok fazla ilacın hedefinde, geliştirilen ilacın hedefinde. Nedir mesela? Şimdi ben isimlerini yazmayayım ama bir grubun adı RTK inhibitörleri. Yani reseptör tirozin kinase inhibitörleri. Bunların isimleri trastuzumab, gefitinib, erbitinib, cetuximab diye gidiyor. Burada anlamamız gereken şey şu sadece. İB ile bitiyorsam imatinib gibi küçük molekül demek. MAP ile bitiyorsa ise antikor demek. Yani vücudumuzda üretilen antikorlar gibi dışarıda üretilen antikorlar demek. Trastuzumab gibi bir ismi olduğu zaman o reseptör tirozin kinase'in antikoru demek oluyor. Sonra BRAF inhibitörleri var. Çünkü BRAF diye bir protein var burada ve bu RAF'ı etkilediği için bunu inhibe edecek BRAF inhibitörleri var. Sonra MEK inhibitörleri var. MEK inhibitörleri var. İsimlerini okuyamayacağım şu anda. Bir de RAF inhibitörleri var. Burada çok tanıdık
gelen bir ilaç gördüm, sorafenib. Muhtemelen tanıdık geldiyse piyasadadır veya çok karşıma çıkmış demektir gibi. Böyle tek bir sinyal yolağını çoklu şekilde inhibe etmeye yönelik çalışmalar var veyahut da işte ilaç geliştirme çabaları var. Şimdi burada diyor ki mesela tek bir tane ilaca direnç geliştirebildiği için çok kolaylıkla diyor, ben kaybolmuşum. Aynı anda iki ilacı vermek daha etkili oluyor diyor. Yani aynı anda bir adet RTK inhibitörüyle işte bir adet RAF inhibitörünü bir arada verince daha iyi sonuç alınabiliyor diyor. Böylece daha kısa sürede sonuç alabiliyoruz diyor. Şimdi bir de bağışıklık sistemi ile ilgili bir ilaç yaklaşımından bahsedeceğim. Bağışıklık sistemini güçlendirerek kanserleri tedavi edebiliyoruz. Zaten normalde de vücudumuzda çok fazla kanser hücresi aynı anda dolaşıyor ve bunları bağışıklık sistemimiz yok ediyor. Oluşan tümörler bağışıklık sisteminden bir şekilde kaçmış olan tümörler oluyor. Peki tedavide bağışıklık sistemini güçlendirmek nasıl olabilir? Bunun için bazı moleküller kullanılıyor. Aslında CAR-T diye bir yeni yaklaşım var ama onu anlatmayacağım burada. Çünkü bilmiyorum, kitapta yok. Muhtemelen kitap basıldığında yoktu, çok yeni bir şey. Ama bayağı umut verici bir şey de işte, yani böyle yeni kanser ilaçlarında da umut verince şöyle bir sıkıntı oluyor. Yani geliştirme aşamasından insana tedavi aşamasına gelmesi ve insanların kullanabilir aşamasına gelmesi çok uzun sürüyor genellikle. Bunun işte faz 1, faz 2, faz 3'ü falan var. Bu korona için hızlandırılmıştı o süreç. Korona aşısı için hızlandırılmıştı. Normalde işte hızlandırılması çok uzun sürüyor. Diyeceksiniz ki neden uzun sürüyor? Çabuk gelsin. İşte çabuk gelemiyor çünkü yani toksitesine falan bakılması gerekiyor. İnsanda kullanımı uygun mu diye bakılması gerekiyor. İşte onun için clinical trial'lar var. Klinik denemeler. Klinik denemelere insanlar gönüllü olarak katılıyorlar. Orada ilacı denemek isteyebiliyorlar. Ama o bile, clinical trial'a gelmesi bile çok uzun sürüyor. O yüzden de hani böyle bir tedavi varmış dendiğinde insanlara yani yanlış bir umut vermek de söz konusu olabiliyor. İkincisi, piyasaya girmiş ilaçlar olabilir. Mesela meme kanseri için işte PARP inhibitörlerinden bahsettim. Ama meme kanseri ise ve BRCA1 veya 2 mutasyonu yoksa ve sadece bir tanesi varsa mesela, o zaman o kişiye uygun olmayabiliyor. Yani meme kanseri ilacı demek her meme kanseri hastasına uygulanacak anlamına da gelmiyor. Mutasyon, hangi mutasyonlara sahip olduğuna bakılıyor gibi gibi. O yüzden yani bench to bedside denilen bir şey var. Bench işte laboratuvar, bedside de hastanın yanına ulaşmış olması. Bench to bedside bayağı 20 yıllar falan sürebiliyor. Mesela bu ayrı bir şey. Şimdi her iki protein diye bir şey var yine meme kanserinde. HER2. Bu EGF ilişkili tirozin kinase. Evet, tirozin kinase. Yani az önceki gibi bir kinazdan bahsediyoruz. Tirozin kinase. Evet, az önce tanıdık gelen ilaçlarımızdan bir tanesiydi. Trastuzumab. Antikor. Ne antikoru? HER2 antikoru. Klinik satılma adı da Herceptin. Şimdi bu kullanılan antikorlardan bir tanesi. Meme kanserinde kullanılan ilaçlardan bir tanesi daha doğrusu. Şöyle bir şey var. Bununla bağlantılı mı? Bakıyorum. Yok, o ikisi ayrı şeyler sanırsam.
Evet, bunu sadece örnek olarak vermişiz, pardon. Bağışıklık sistemi. Ha, evet, bağışıklık sistemini güçlendirmiş oluyorsun. Antikor gönderiyorsun çünkü. Bu antikor göndererek işte kanser hücresini labelliyorsun. Labelladığın zaman da makrofajların kanser hücresini görür hale geliyor ve alıp onu imha edebiliyor. Bu bir yöntem. İkinci yöntem ise kanser hücresinin T hücresi cevabından kaçmasının yolları var. Şöyle ki, şimdi bu kanser hücresi. Bu da bizim T hücremiz. Normalde kanser hücresini tanıyıp bunu yok etmesi gerekiyor. Nasıl tanıyacak peki? Bunun üzerinde bir reseptör alımaç varken, bunun üzerinde de bir protein sergileniyorsa, bu ikisi bir araya geldiğinde bu biliyor ki o zaman şurası da çekirdeği olsun. Bu biliyor ki o zaman bu bir kanser hücresi ve aynı vücuda giren bir virüse veya bakteriye cevap verdiği gibi, tanıdığı gibi onu da yok ediyor makrofajlar aracılığıyla. Ancak şöyle bir kanser hücresinin şöyle bir olayı var. PD1 aktive eden proteini protein ve burada da PD1 reseptörü var. Evet. Burada da reseptörü var. Bu neye işe yarıyor? Şimdi bağışıklık sistemi gelişirken dışarıdan gelen şeyleri tanıyacak, yani bakterileri tanıyacak ve bakterileri yakalayıp imha edecek. Ama ne yapmayacak? Kendi proteinini varsa eğer, yani kendi şey varsa ona saldırmaması gerekiyor. Kendi proteinine reaksiyon vermemesi gerekiyor. Bunun olduğu durumlara otoimmün hastalık deniyor zaten. Bunu engellemek için olan reseptörlerden birisi diye hatırlıyorum PD1. Yanlışım olabilir burada. Ancak olan şu ki, PD1'e buradan bir bağlandığı zaman bu T hücresi bunu kendi hücremizden zannediyor ve yok etmiyor. Böylece bu kanser hücresi kandırmış oluyor immün sistemini. Burada nasıl bir yaklaşım uygulanmış? Şöyle. PD1 antikoru var. Antikoru. Bu gidip buna bağlanıyor. Buna bağlandığı zaman bu hücre buraya ben aslında sendenim, ben dostum, düşman değilim sinyalini veremiyor. O zaman da bu T hücresi diyor ki bu bizden değil. İmha etti. Ve bunu imha ediyor. Gerçekten de internetten bakabilirsiniz. Makrofaj hücresi bakteriyi yerken, makrofaj hücresi kanser hücresini yerken diye bildiğin bu diye yiyor yani. İçine alıyor. Bu da böyle bir yöntem. PD1 antikoruyla mesela şeyi birlikte veriyorlarmış. Toxic T lymphocyte associated for inhibitor reseptör diye bir şey vermiş. CTLA-4. Kısaca CTLA-4. Bununla PD1'i birlikte veriyorlarmış. Bu da bir antikor. Bu da bir antikor. İkisini birlikte verdiklerinde daha etkili olduğunu görmüşler. Çünkü iki yoldan birden işte birine direnç geliştirirse diğerine direnç geliştirmemiş oluyor gibi. Ama eğer bir tanesiyle başlayıp bu da direnç geliştirdi, sonra buna geçelim denirse o zaman başarı şansı biraz daha azalıyor çünkü tümör ilerlemiş oluyor. Bir de multi-drug resistance proteinleri diye bir şeyler var. Bunlar biraz önemli kanser hücreleri için. Çünkü kullanıyorlar. Kötüsüydüm. Neyse. ABC transporter proteinleri. Bu transporterlar hücrenin içindeki şeyleri böyle hücrenin istemediği şeyleri dışarı atmasını sağlayan bir transport sistemi.
Her hücrede var ama kanser hücreleri bunu çok üretmeye başlıyor. Çok üretmeye başladığında da lipofilik ilaçları hücreden dışarıya atıyorlar. Yani direnç geliştirmenin ötesinde kanser hücresinin böyle gelen ilacı gelip sürtme gibi bir faaliyeti de olabiliyor. Bu da ayrı bir konuydu. Şimdi burada bitiriyorum. Ben kitap da burada bitirmiş. Tabii ki her şey değil bu. Yani sadece biraz fikir vermeye çalıştık diyelim. Kanser ilaçları, antikanser drugs konusu çok şey yani popüler hala. Ve dünyanın her yerinde yani binlerce laboratuvar bunun üzerine çalışıyor. Bir tanesi çünkü işe yaramıyor. Yani bütün kanserleri tedavi edecek tek bir tane ilaç olmuyor. Hatta yani bütün meme kanserlerini tedavi edecek tek bir ilaç da olmuyor. Her hastanın kendi mutasyon durumuna göre, kendi bağışıklık sisteminin durumuna göre farklı ilaç kombinasyonları uygulanması gerekiyor. Onun için de çok fazla araştırmaya ihtiyaç var. Temel araştırmaların önemine de böylece değinmiş oldum. Kanser konusu burada bitti. Evet, görüşürüz.